Sevgili izleyiciler, bugün Fidelisi Türkiye İdare ve Vergi Hukuku Kıdemli Danışmanı Turgut Candan'la beraber Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru konusunu konuşacağız. Turgut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz Ankara'ya. Evet. Şimdi tabii önemli bir konumuz var bugün. Bireysel başvuru konusu. Mesela bireysel başvuru nedir? Ve tabii hangi ihtiyaçtan kaynaklanır? İlk etapta tabii böyle bir açıklamayla başlamamız güzel olabilir. Evet. Biliyorsunuz Duygu Hanım, 12 Eylül 2010 tarihinde bir halk oylaması, referandum yapıldı. O referandumla kabul edilen 5982 sayılı kanun var. O kanun 18. maddesiyle anayasamızın, Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkisiyle ilgili 148. maddesine 3 adet fıkra eklendi. Bireysel başvuru bu 3 fıkrayla, sözünü ettiğim kanunla eklenen 3 fıkrayla getirildi. Bireysel denmesinin sebebi şu, bu anayasal değişikliğine kadar bireylerin doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne erişim hakları yoktu. İlk defa bu anayasa değişikliğiyle geldi. Bireysel başvurunun, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun konusu devletin kamu gücü kullanan kurum ve kuruluşların insan hakkı ihlalleri. Konusu bu olunca amacı da insan hak ve özgürlüklerinin korunması oluyor. İnsan hak ve özgürlüklerin korunması dediğimiz zaman biraz eskiye gitmek gerekiyor. Bir önceki yüzyıla, hatta bir önceki yüzyılın ilk yarısına gitmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi o yüzyılda insanlık iki tane büyük dünya savaşı yaşadı. Özellikle ikincisinin hazırlık döneminde, savaş sırasında, hatta bu savaşın bitirilmesi bahanesiyle İnsan yapısı en büyük felaket olan nükleer teknolojinin masum insanlar üzerinde kullanılması sırasında insan hakları tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar planlı, yaygın ve sistemli bir şekilde ihlal edilmedi. Bu gösterdi ki bu ihlaller devletlere savaş sonrası gösterdi ki artık bireysel haklar asıl korunması gereken yer olan iç hukukta etkili bir biçimde korunamıyor. O zaman uluslararası bir korumaya ihtiyaç olduğu düşünüldü. Ve 1945'te San Francisco'da toplanan devletler Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladılar. Ve arkasından da Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilk faaliyetlerinden bir tanesi antlaşmanın yorumuyla hazırlanan o meşhur İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni yayınlamak oldu. 10 Aralık 1948. Bildirge gerçekte üye devletlerin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye devletlerin ulusal makamlarının doğrudan uygulanmasına elverişli olmayan ilkesel bazı hak ve özgürlükler listesinden ibaretti. Bu hak ve özgürlüklerin ulusal alanda yani ülkelerin iç hukukunda uygulanabilmesi için daha belirgin ve kesin hale getirilmesi gerekiyordu. Bunun da ancak bölgesel sözleşmelerle olabileceği düşünüldü. Ve ilk girişimde Türkiye'nin de kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nden geldi. Avrupa Konseyi 1950'de Roma'da bildiğimiz İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni imzaladı. Daha büyük ismiyle insan haklarını ve temel özgürlükler, ana özgürlüklerini korumaya dair sözleşme. Bunu imzaladı. Ülkemiz bunu 1954 yılında bir kanunla onaylayarak yürürlüğe koydu. Antlaşma gerçekte bir medeni ve siyasi haklar kataloğu içeriyor. Antlaşmanın kendisi ve kendisinden sayılan, onu bütünleyen ek protokollarla birlikte bir medeni ve siyasi haklar kataloğu içeriyor. Yalnızca böyle bir haklar ya da özgürlükler kataloğu içermekle kalmıyor. Ayrıca üye devletlerin uygulamalarını, ihlallerini belirlemek, denetlemek, tespit etmek ve sözleşmenin tüm üye devlet, Avrupa Konseyi'ne üye devletlerde yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla bir mekanizma, koruma mekanizması oluşturmuştu. Bu koruma mekanizması iki bölümden oluşuyor. Bir yargı organı var, bir de icra organı var. İcra organı Bakanlar Komitesi. Yargı organı da komisyon ve divandan oluşuyordu. Daha sonra bu yargı organı 11 sayılı ek protokolla 1998 yılında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi unvanıyla adıyla yeniden yapılandırdı. Ve 14 sayılı protokolla ufak tefek değişiklikler yapılarak 2004 yılında bugüne kadar geldi. Halen de faaliyetini sürdürüyor biliyorsunuz.
Bu yargı organına başta bireylerin başvurusu uyruğu oldukları devletin yargı organına izin vermesine bağlıydı. Yargı organının bireysel başvuruyu inceleme yetkisini tanımalarına bağlıydı. Türkiye'de 1987 yılında bu yetkiyi tanıdı. 1990 yılında da zaten bu yetki zorunlu yetki haline geldi. Zorunlu yetki haline geldi. Bundan sonra İnsan Hakları Mahkemesi yoğun bir biçimde özellikle de Sovyet blokunun Doğu blokunun yıkılması, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Doğu bloku ülkelerinin Avrupa Konseyi'ne üye olmaları sonucunda yoğun bir şekilde mahkemeye gelmeye başladı. Öylesine aktı ki bu işler 2010 yılında 120 bin sayısını aştı. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sayısı 120 bini aştı. Baktılar ki bu iş giderek artıyor, mahkemenin kaldıramayacağı bir düzeye geliyor. Bunun anlamı da şuydu bir bakıma, bir başvurunun İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde incelenme ve sonuçlandırma süreci 7 ya da 8 yıl oluyordu. Bu aslında İnsan Hakları Mahkemesi'nin üye devletleri tazminata mahkum etti, makul süreyi aşma suçlamasının İnsan Hakları Mahkemesi'ne yöneltilmesine sebep olacak bir nedendi. Bu yüzden 2000'li yılların başından itibaren çözümler arandı. Nasıl biz İnsan Hakları Mahkemesi'ne olan bu başvuruyu, Strasbourg Mahkemesi olan bu başvurunun sayısını azaltabiliriz diye. İşte Bakanlar Komitesi'nin tavsiye kararı var, bir deklarasyonu var, Venedik Komisyonu, meşhur Venedik Komisyonu raporu var. Bunların içerisinde öne çıkan şuydu, deniliyordu ki madem ki insan hakları sorunu gerçekte bir iç hukuk sorunu, asıl olan iç hukukun koruması, o zaman İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelmeden önce bireyler kendi iç hukuklarındaki Anayasa Mahkemesi'ne ulaşabilme, erişebilme hakkına kavuşsunlar. Yani başvuruda bulunabilsinler. Veya Anayasa Mahkemesi yoksa Anayasa Mahkemesi işlevini gören bir yüksek mahkemeye başvurabilsinler. Bu tavsiyeleri konsey, Avrupa Konseyi üye devletlere yaptı. Ve bazı ülkelerde, birçok ülkede Almanya mesela başta, Avusturya, İspanya, Belçika ve yeni Avrupa Konseyi'ne katılan Doğu Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başladı. Yani o ülkenin Anayasa Mahkemesi'ne ya da Anayasa Mahkemesi işlevini gören yüksek yargı yerine bireylerin insan hakkı ihlalleri dolayısıyla başvurma hakları uygulanmaya başladı ve bunun da yararları görüldü. Bunun iki yararı vardı. Birincisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendi gerekçesi, yani bana gelen iş sayısı azalsın gerekçesi vardı. İkincisi de şuydu, üye devletler de böylece kendi iç hukuklarında insan hakları ihlallerini giderdikleri için daha az Avrupa Mahkemesi'nin mahkumiyet kararlarıyla muhatap oluyorlardı. Biz de bu ikinci gerekçe özellikle 12 Eylül 2010 tarihli referandumda dile getirildi. Biz çok fazla, gerçekten de Türkiye insan hakkı ihlalleri dolayısıyla Avrupa Mahkemesi'ne başvuru sayısı bakımından ikinci sırada olan ülke. Birincisi Rusya, ikincisi Türkiye. 2011 yılında 20 bin sayısını aşan bir başvuru var Türkiye aleyhine. İşte bunlar da mahkumiyet kararları geldikçe tabii sonuçta bizim bütçeden bir para ödenmek durumunda. Ve bunu önlemekti. Bu amaçla getirildi. Getirildi ve anayasa değişikliği yapıldı. 5982 sayılı kanun, arkasından da 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usullerine dair kanun çıktı. Bu kanunla da 23 Eylül 2012'den itibaren başvuruların kabulü kararlaştırıldı. Ve bu arada bir de iş tüzük yayınlandı. Mahkemenin işleyişiyle işte insan hakları bireysel başvuruyu incelemeye yetkili komisyon ve bölümlerin oluşumuyla iş bölümüyle ilgili usul ve esaslar düzenlemek üzere kurallar içeren iş tüzük yayınlandı 12 Temmuz 2012 tarihinde. Böylece Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları 23 Eylül 2012'den itibaren kabul etmeye başladı. Son 1-2 ay öncesinde Adalet Bakanlığı'nın bir şeyi vardı, verdiği bilgi 5000 sayısını aşan bir başvuru 1-2 ay öncesine kadar yapılmış vaziyette. Eyvallah, harika bir şekilde tarihten günümüze geldiniz, getirdiniz evet. Süreci. Tabii sizi anlatırken insan haklarına bir takım sorular tabii, geliyor. Tabii. Mesela hangi hakların ihlali veyahut kamu gücünün
hangi faaliyetleri dolayısıyla bireysel başvuruda tabii, kişi bulunabilir? Tabii önce bunu... Bunları belki de yorumlamak devam edebiliriz. Tabii her türlü hak ihlali için gidilemiyor. Bir defa anayasada güvence altına alınmış olması gerekiyor. O da yeterli değil. Bu ihlal edilen hakkın, anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti arasında güvence altına alınan bu hakkın ayrıca İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde ve Türkiye'nin taraf olduğu ekip protokollerde yer almış olması gerekiyor. Onların kapsamında olması gerekiyor. Buna göre bizim anayasamızda öngörülmeyen bir hakkın ihlali İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve ekip protokolleri kapsamında olsa bile bireysel başvuru hakkına yol açmıyor. Veya İnsan Hakları Avrupa bizim anayasamızda yer alıp da sözünü ettiğim sözleşmelerde, ek protokollarda yer almayan bir hak için veya bir başka insan hakları sözleşmesinde yer alan hakların ihlalinden dolayı da gidilemiyor. Demek ki bireysel başvuruda bulunabilmek için ihlal edilen hakkın anayasamızda güvence altına alınmış olması gerekir. Ayrıca İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde ve ek protokolleri kapsamında bulunması gerekiyor. Bir. Kamu gücünün hangi işlemlerine, eylemlerine gidilir? Bir defa işlem olması gerekiyor tabii. Eylem ya da ihmal sebebiyle doğan bir ihlalin olması gerekiyor. Bir defa Anayasa Mahkemesi'nin kararlarından kaynaklanan bir ihlal varsa olmaması gerekiyor tabii ama Anayasa Mahkemesi kendi bunu koydurmuş. Anayasa Mahkemesi kararlarından doğan bir ihlal varsa bunun için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunamıyorsunuz. İkincisi düzenleyici nitelikteki işlemlere, idari işlemlere ve yasama tasarruflarına karşı da gidemiyorsunuz. Onların yarattıkları ihlallere de gidemiyorsunuz. Üçüncüsü yargı yolu kapatılmış, idarenin yargı yolu kapatılmış işlemleri dolayısıyla da gidemiyorsunuz. Onların verdiği ihlaller sebebiyle de gidemiyorsunuz. Nedir onlar? Bir defa Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemler. Bunlara karşı idari yargı yolu kapalı olduğu için bundan bir ihlal doğarsa bu ihlal sebebiyle bireysel başvuruda bulunamıyorsunuz. İkincisi Yüksek Askeri Şura'nın kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk kararları dışındaki kararlarından bir ihlal doğduysa bunlar için de gidemiyorsunuz. Yine hakimler sadece o yüksek kurulunun meslekten çıkartma cezası dışındaki kararlarından bir ihlal doğduysa bunlar hakkında da bireysel başvuru talebinde bulunamıyorsunuz. Peki Turgut Bey, şimdi tabii kimler tarafından ve ne zaman bu bireysel başvuru gerçekleşebiliyor? Evet. Bugün de bir konu geliyor gündeme. Evet. Kim başvuruda bulunabilir? Bir defa hakkı ihlal edilen kişinin başvurması gerekiyor. Bunun. Bu hak ihlali kişisel olmak zorunda yani başvuruda bulunan kişinin hakkı olmasa bir de güncel olmalı. Yani hali hazırda bir hak ihlali olmalı yoksa muhtemel bir ileride olacak bir hak ihlali sebebiyle bireysel başvuruda bulunamıyorsunuz. Doğru. Gerçek kişiler başvurabiliyor. Gerçek kişilerden Türk vatandaşları her halükarda başvuruyor. Ama yabancılar ancak Türk vatandaşlarına, münhasıran Türk vatandaşına tanınan haklar dışındaki haklar için gidebiliyor. Mesela seçme ve seçilme hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Türk vatandaşlarına tanınmış bir haktır. Evet. Bu hakkın ihlalinden bahisle bir yabancı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunamaz. Doğru. Bulunamaz. Tüzel kişiler, kamu tüzel kişileri bulunamıyorlar bir defa. Diğer özel hukuk tüzel kişilerine gelince onlar da kendi haklarıyla ilgili olarak başvuruda bulunabiliyorlar. Bu yabancılar için de. Tabii böyle. Bizzat başvuruda bulunabilirler. Eğer gerçek kişilerden medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip bulunmayanlar varsa buna kamu temsilcileri vasıtasıyla bulunabilirler. Medeni hakları kullanma hakkı ehliyetine sahip olanlar bizzat başvurabilecekleri gibi iradi bir vekilleri vasıtasıyla da başvurabilirler. Tüzel kişiler kamu temsilcileri vasıtasıyla başvurabilirler veya vekil vasıtasıyla başvurabilirler. Tabii haliyle bu başvurunun bir takım koşulları da var. Evet, tabii. Nelerdir bunlar? Evet. Kısaca özetlersiniz. Tabii. Şimdi bir defa ihlal edilen hak dolayısıyla yasalarda öngörülmüş bir idari başvuru yolu
ya da yargısal başvuru yolu varsa bunların tüketilmiş olması gerekiyor. Başvurun tüketilmiş. Bunlar tüketilmeden bireysel başvuru hakkına yoluna başvurmanız mümkün değil. Kanun yolları dahil, anayasa olağan kanun yolu diyor. Kanunda biraz daha genişletilmiş, öngörülmüş kanun yolları. Kanunda öngörülen kanun yolları diyor. Kanun yollarının tüketilmiş olması, gidilmiş ve tüketilmiş olması, bitmiş olması gerekiyor. Ve kararın kesinleşmiş olması gerekiyor. Birinci koşul bu. İkinci koşul, belli süre içerisinde başvuruda bulunmak gerekiyor. O sürede eğer yargısal başvuru yolu varsa o yolun tüketilmesi sonucunda alınan kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren 30 gün. Yoksa öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bireysel başvuruda bulunabiliyorsunuz. Bu süreyi geçirirseniz ne olur? Bu süre eğer çok haklı bir nedenle, mücbir sebep gibi haklı bir nedenle geçirdiyseniz, bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bunu da izah ederek, bu sebebi de izah ederek Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorsunuz. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'nin yetkili organı, komisyon bunu inceliyor. Eğer süreyi geçirmenize neden olan sebebi haklı bulursa yapılan başvuruyu süresinde kabul edebiliyor. Evet. Süre koşulu bu. Bunun dışında belli yazılı dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Hı, evet. Yazılı. Dilekçenin şekli. Evet. Bu dilekçe. Evet. Onları da söyleyeceğim. Önce bir dilekçenin şeklinden isterseniz kısa da bahsedeyim. Şekli tüzü biraz önce sözünü ettim. 12 Temmuz 2012 tarihinde yani bir Anayasa Mahkemesi iş tüzüğü var. O tüzükte belirtilen, o tüzüğün ekindeki dilekçe formu. Onu internetten indirebilir ilgililer veya tüzüğü bulurlarsa, Anayasa Mahkemesi'nden de alabilirler. Veya tüzüğü bulurlarsa var tabii. O tüzüğü boş yerlerini tamamen doldurmak gerekiyor. İhlal edilen hakkın hangi işlemle, idaren hangi işlem, eylem ya da ihmal ile ihlal edildiğini, nasıl bir ihlal söz konusu olduğunu, zararını falan açıkla. Oradaki bilgileri doldurması gerekiyor. Ve dilekçenin bir sayfa sınırlaması yok. Ancak iş tüzükte bir hüküm getirilmiş diyor ki 10 sayfayı geçerse bir de özet eklenmesi gerekir diyor. Yani 10 sayfayı geçirmemek lazım. Ben hep dilekçelerin daha kısa öz olmasını meslek hayatımda da gözettim. Mümkün olduğu kadar kısa, anlaşılabilir öz olmasında hakkın anlatılabilmesi bakımından yarar var. Yarar var. Onun için buna uymak lazım o şekle. Şekle uymadığınız zaman başvurunuz raportörlükte inceleniyor. Anayasa Mahkemesi raportöründe size bir 15 günden az olmamak üzere bir süre veriliyor. Süre veriliyor. Deniliyor ki şuradan şunlar yoksa bu şekil şartlarını yerine getirin. Getirmezseniz takdirde talebiniz incelemeye konulmayacaktır deniliyor. Siz 15 gün içerisinde yerine getirseniz her şey normal devam ediyor. Ama getirmezseniz isteğiniz reddediliyor bu sefer. Ona itiraz edebiliyorsunuz. 7 gün içerisinde komisyona itiraz edebiliyorsunuz. Red kararına. Evet. Süreden reddedilebilir belki. Süre veya istenen şekle uygun yeni bir dilekçenin düzenlenmesi veya eklerin noksan verilmesi sebebiyle tamamlanması isteğinin yerine getirilmemesi halinde 15 gün içerisinde talebiniz reddedilir. Daha baştan reddedilir. Ona karşı idari yoldan reddiyorlar buna. İdaresinden red. Ona karşı 7 gün içerisinde komisyona itiraz edebilirsiniz. Haklı nedenleriniz varsa onu izah edebilirsiniz. Diğer bir şart da harç ödemeniz gerekiyor. Harca tabi bir başvuru. Harçlar Kanunu'nun bir sayılı tarifesinin başvuru harçları, mahkeme başvuru harçları ile ilgili kısmında bireysel başvuru için 150 bin lira, şimdilik 150 bin liralık bir harç, 150 liralık bir harç öngörülmüş. Bu harcı ödemeniz gerekiyor, maliye veznesine ödemeniz gerekiyor, 150 liralık harcı ve bunu da dilekçenize eklemeniz gerekiyor. Eğer bu 150 liralık harcı ödeyemeyecek durumdaysanız, yani maddi durumunuz buna el vermiyorsa, o zaman hukuk mahkemeleri kanunundaki genel hükümlere göre daha doğrusu adli yardım talebinde bulunabiliyorsunuz. Talebiniz inceleniyor. Kabul edilirse
Harç ödemeden devam ediyorsun. Tabii. Ödemeden devam ediyorsunuz. Dilekçeyi yazdınız. Nerelere verebilirsiniz dilekçeyi? Tabii Anayasa Mahkemesi'ne verebilirsiniz. Götürüp bizzat verebilirsiniz. Başka? Baktınız ki Anayasa Mahkemesi'ne gidemiyorsunuz. Türkiye'nin Ankara'ya çok uzak bir yerine veya uzak bir yerine gelmek istemiyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki mahkemelere, genel mahkemelere verebilirsiniz. Oraları da verebiliyorsunuz. Tabii, verebiliyorsunuz. Olmadı yurt dışındasınız mesela. Yurt içinde değilsiniz. Bulunduğunuz ülkedeki Türkiye temsilciliklerini verebiliyorsunuz. Onlar gönderiyorlar internet ortamında veya da fiziki ortamda gönderiyor. İkisini hem internet ortamında hem de fiziki ortamda gönderiyor. İnternet yoluyla başvuru mümkün mü? Şu anda mümkün değil. Ama genel kurul buna karar verebiliyor işgüzel göre. İsterse yani o altyapı oluştuktan sonra internet yoluyla da başvuru mümkün olabilecek. Peki Turgut Bey, başvuruda bulunmanın idarenin işlemlerine bir etkisi var mı? Mesela tebrik evet. kararı verilebilir mi? Evet. Evet, ona değinmek lazım. Başvuruda, bireysel başvuruda bulunmuş olmanız idarenin almış olduğu kararı, yapmış olduğu işlemi uygulamasına engel değil. Ama eğer uygulaması, idarenin o işlemi uygulaması kişinin, başvurucunun yaşam hakkına veya maddi ya da manevi bütünlüğüne ciddi bir biçimde zarar verecek nitelikte ise kişi tedbir kararı alınmasını isteyebiliyor. Hatta buna re'sen mahkeme de bu saptamaları yapabiliyorsa başvuru dilekçesinde Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi de re'sen de karar verebiliyor. Bu takdirde durduruyor. Durduruyor. Bu 6 ay için bir durdurma. Daha doğrusu kanun şöyle söylüyor. Tedbir kararı verilen başvurular 6 ay içerisinde sonuçlandırılır. Sonuçlandırılmadığı takdirde tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkar diyor. Bu da şu anlama geliyor. Tedbir kararı demek ki 6 ay için verilebiliyor anlamına geliyor. Yani mümkün ancak bu şekilde idarenin işleminin uygulanması durdurulabiliyor. Hatta tedbir kararı talebinde bunların halinde biraz sonra belki soracaksınız. İnceleme sırasında bir kabul edilebilirlik incelemesi öncelikle yapılıyor ve öncelikli işlerden sahip esası da öncelikli olarak inceleniyor. Peki Turgut Bey, burada diyelim ki bu başvurumuzu Anayasa Mahkemesi'ne yaptık ve sonuç bekliyoruz. Nasıl bir inceleme sıra ve yöntemini karşı karşıyayız? Şimdi kaydedilen dilekçeler bireysel başvuru raportörlüğüne gidiyor. Orada inceleniyor. Şekil yönlerden önce incelemeye tabi tutuluyor. Biraz önce de sözünü ettim. Şekil harç dilekçe şekli uygun mu, başvuru süresinde olmuş mu, diğer şekil koşullarına uyulmuş mu, o yönlerden inceleniyor. Birinci inceleme bu. Bu incelemede bir noksanlık görülürse işte tamamlatıyor. Tamamlanmazsa da süresinde reddediliyor. Onu daha önce söylemiştim. Ona itiraz hakkı var. İtirazı komisyon inceliyor. Komisyon kararları da kesin. İkinci inceleme kabul edilebilirlik incelemesi. Kabul edilebilirlik incelemesini komisyonlar yapıyor. Komisyonlar Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları inceleyen oluşumu bölümlerden ve komisyonlardan oluşuyor. İki bölüm var. Her bölümde de üçer komisyon var. Komisyonlardan bir tanesi otomatik olarak yapılan bir dağıtım sonucunda hangi komisyona geldiyse o komisyon kabul edilebilirlik incelemesi yapıyor. Önce usul ve şekil şartları yönünden inceliyor. İkinci olarak da anayasal önem yönünden inceliyor. Anayasal önem yönünden inceleme şu anlama geliyor. Eğer başvuru anayasanın uygulaması ve yorumu veya herhangi bir temel hakkın kapsam ve sınırlarının belirlenmesini gerektiren bir konu değilse ve kişiye çok önemli bir zarar vermiyorsa ya da başvuru esas itibariyle haklı nedenlere dayanmıyorsa, haksızsa, o zaman açıkça haksızsa, o zaman kabul edilemezlik kararı veriyor. Kabul edilemezlik kararı. Yani usule aykırıysa verebiliyor.
İkinci olarak da anayasal önem taşımıyorsa biraz önce söylediğim şekilde kabul edilemezlik kararı verebiliyor. Ancak kabul edilemezlik kararlarının oy birliğiyle verilmesi lazım. Komisyonlar iki üyeden oluşuyor. İki üyenin oy birliğiyle verilmesi lazım. Eğer oy birliği oluşamıyorsa o zaman bölüme gidiyor. Bölüm karar veriyor. İkinci inceleme de bu. Üçüncü inceleme tabii esasa ilişkin inceleme. Yalnız esasa ilişkin inceleme yapılabilmesi için dilekçenin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi, Adalet Bakanlığı'nın buna 30 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekiyor. Vermezse dosya üzerinden inceleme yapılıyor. Eğer verirse o cevap ilgiliye tebliğ ediliyor başvurucuya. Başvurucu ona 15 gün içerisinde bir cevap hakkı var, verebiliyor. Ve ondan sonra da esasın incelemesine geçiyor. Esasın incelemesi dosyaların giriş sırasına göre yapılıyor. Kayda giriş sırasına göre. Ama özellikle önem taşıyan nitelik taşıyorsa başvuru, o zaman Anayasa Mahkemesi sırayı da değiştirebiliyor. Öne alabiliyor onu. Alabiliyor. Tabii incelemeyi yaparken her türlü bilgi ve belgeyi her türlü kurumdan, kuruluştan hatta kişilerden başvurucu dahil isteyebiliyor. İsteyebiliyor. Başvurucu mesela istenen bilgiyi vermezse tabii ki kendi aleyhine olur. Onu vermesi lazım. En az 15 gün içerisinde en az 15 günlük süre içerisinde kendi istenen bilgi ve belgeyi götürüp vermesinde yarar var. Kendisi yönden yarar var. Ayrıca duruşma yapabiliyor. İstek üzerine yapabiliyor. Resen yapabiliyor. Bilirkişi incelemesi yapabiliyor. Keşif yapabiliyor. Tanık dinleyebiliyor. Ancak kanun yollarında yapılması gereken incelemeyi yapamıyor. Yani kanun yolu dediğimiz hangi yol? Mesela idari yargı yaşasarsak bir itiraz yolu var, bir temiz yolu var. Onun üzerinde de bir karar düzeltme, kararın düzeltilmesi yolu var. Özel hukukta da buna benzer yollar var. Temiz, itiraz müessesesi henüz daha bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçmediği için henüz işlemiyor ama temizin üzerinde de kararın düzeltilmesi yolları var. Bu yollarda yapılması yasalarda öngörülen incelemeyi yapamıyor. Yalnızca hak ihlal, hakkı tespit ediyor. İhlal var mı yok mu? İhlal nasıl giderilebilir? O yönden inceleme yapıyor. Kanun yollarındaki incelemeyi yapamıyor. Evet. Peki Turgut Bey, başvuru tabii anlattığınız birçok şekilde yapılabiliyor ama başka ne tür kararlar verilebiliyor? Evet. Belki böyle kısaca bir toparlayabiliriz hepsini veya hani farklı nelerin olduğunu açıklayabiliriz. Tabii işte verdiği kararlar, işte tedbir kararını söyledim. Evet. Başvurucunun yaşam hakkıyla, yaşamı çok tehlikeye giriyorsa veya maddi ya da manevi bütünlüğü yönünden çok ciddi bir tehlike söz konusuysa tedbir kararı verebiliyor. Birinci şey bu. Esas hakkında gelince esas hakkında iki tür karar verebilir. İki tür karar, ihlalin varlığına karar verebilir, yokluğuna karar verebilir. Eğer ihlalin yokluğuna karar veriyorsa başvuruyu reddediyor. Kesin bu. Bu karara karşı ancak hukuk mahkemeleri kanununun ilgili hükümlerinde yani tavsih ya da maddi hatanın düzeltilmesi yollarına gidilebiliyor. Başka bir başvuru yok. Tavsih yani açıklama istenebiliyor veya bir maddi hata varsa onun düzeltilmesi isteniyor. Başka bir başvuru yok. İhlal kararı verirse, ihlalin varlığına karar verirse o zaman eğer bu ihlal bir yargı kararından kaynaklanıyorsa ve kararın kaldırılıp yeniden yargılama yapılmasıyla ihlalin giderilmesi mümkün ise o zaman yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye gönderiyor. Mahkeme kararını kaldıracak onun üzerine ve yeniden yargılama yapıp ihlalin giderilmesini sağlayacak. Ama bazen yeniden yargılama yapılması ihlalin ortadan kaldırılması bakımından hukuki yarar sağlayamayabilir. O zaman kişiye tazminat verilmesi, makul sürenin aşılması gibi çok uzun bir yargılama yapılmıştır mesela. Bunu da yeniden yargılama yapmak
çok anlamsız. Çünkü zaten uzun bir yargılama yapılmıştır. Yeniden uzatmanın bir anlamı yok. O zaman yapılacak olan şey başvurucuya tazminat vermekten ibaret. Tazminat verilir. Ancak bazen tazminat miktarını hesaplamak zor olabilir. Ne kadar zarara uğradığının tespiti, yeni araştırmalar, çalışmalar, incelemeler gerektirebilir. Miktarın tespiti zor olabilir. O zaman da başvurucuya Anayasa Mahkemesi yol gösterir. Der ki genel mahkemeye başvur, bu konuda tazminat talebinde bulunur. Tazminat davası açtır. Kişi genel mahkemeye gider. Bu adli yargı olabilir, idari yargı olabilir. Genel mahkemeye gider. Orada tam davası açarak, tazminat davası açarak zararının giderilmesini isteyebilir. İhlal yok. Bir de şey yapabilir. Düşme kararı dediğimiz bir karar var kanunda. Evet, geçen. Bu da şu. Feragat edebilir kişi daha başvurusundan. Vazgeçer. Yani feragat doğru demek. Vazgeçer. Veya artık İncelemeye devam etmek için bir neden kalmaz. Mesela ihlal giderilmiştir bir biçimde. Giderilmiştir. Yani evet. Evet. O zaman düşme kararı veriyor veya bir başka sebepte takipsiz bırakır. Takip etmez. Bu hallerde ihlal kararı veriyor. Ancak Anayasa Mahkemesi bu durumlara karşın, mesela feragat olmasına karşın, eğer Anayasa'nın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın uygulanması ve yorumuyla ilgili bir sorun varsa veya bir hakkın, bir temel hakkın kapsam ve anlamının belirlenmesini gerektiriyorsa, kişi feragat etse bile başvuruyu inceleyebilir. Burada ihlal var mı yok mu buna karar verebilir. Verilen kararlar imzalanıyor yetkili kişilerce, işte başkan ve üyelerce imzalanıyor ve taraflara, Adalet Bakanlığı'na, başvurucuya ve varsa ilgililere tebliğ ediliyor. Hı hı. Eğer başvuru reddi halinde özellikle açıkça kötüye kullanılmışsa, bazen olabilir kişi, yani çok haklı bir neden olmadığı halde açıkça belki başka amaçlarla kötüye kullanarak bir başvuruda bulunmuşsa, Anayasa Mahkemesi bir de disiplin para cezası adı altında ceza da verebiliyor. Bu da 2000 lirayı geçmiyor. Hı hı. Kötüye kullanan, başvuru hakkını kötüye kullanan başvurucuya bu şekilde bir disiplin para cezası 2000 lira geçmemek üzere verilebiliyor. Evet. Turgut Bey, tabii diğer bir yandan şöyle de bir konu geliyor insanın aklına. Diyelim ki Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzda bulunduk. Anayasa Mahkemesi de bir karar verdi. Biz bu karara herhangi bir itirazda bulunabiliyor muyuz? Evet, bulunamıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vermiş olduğu karar kesin. Ancak işsüzlükle getirilen bir hüküm var. Ona göre 6100 sayılı hukuk mahkemeleri kanunu, ki hukuk mahkemelerinde uygulanan usul kurallarını düzenleyen kanun, orada tavzihe ve maddi hataya ilişkin hükümlerine göre tavzih, yani açıklama talebinde bulunabiliyorsunuz veya maddi hata varsa maddi hatanın giderilmesini isteyebiliyorsunuz Anayasa Mahkemesi. Tabii Anayasa Mahkemesi o talebinizi inceliyor. Eğer gerçekten açıklanması gereken bir şey varsa açıklıyor, maddi hata varsa onu düzeltiyor. Diğer bir konu Turgut Bey, vergi mükelleflerimiz konusu. Hangi nedenlerle bireysel başvuruda bulunabiliyorlar? Evet, tabii bu önemli bir konu vergi mükellefleri için. Bir defa biliyorsunuz vergi mülkiyet hakkıyla ilgili. Evet. Mülkiyet hakkına müdahale eder. Ama yasayla olduğu zaman bu bir ihlal oluşturmuyor. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne ek bir nolu protokolün birinci maddesi. Yasayla, yani meşru zemini olmak kaydıyla bir ihlal oluşturmuyor. Ama kanunsuz bir vergi alınırsa bu mülkiyet hakkının ihlalidir. Yani mülkiyet hakkı da Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan bir hak. Aynı zamanda biraz önce sözünü ettiğim İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 2 bir nolu protokolün birinci maddesinin ikinci fıkrasında da güvence altına alınmış. Dolayısıyla ilk olarak mülkiyet hakkım ihlal edildi diye gidebilirler. Kanuna aykırı, açıkça kanuna aykırı bir vergi alınır. Bunu da ulusal yargı yerlerinde çözümletemezse, bu ihlali gidertemezse, o zaman bu nedenle gidebilir. İkincisi, biliyorsunuz vergi kanunlarına muhalefet edenlere vergi cezaları veriliyor. Hapis cezası da var biliyorsunuz. Vergi usul kanunu, 213 sayılı vergi usul kanununun 359. maddesi ve diğer maddelerinde idari para cezaları var. Ceza dolayısıyla işte kanuna aykırı ceza kesildiği veya mahkumiyete uğradığı gerekçesiyle İnsan Hakları Mahkemesi'ne ikinci olarak
gidebilirler. Üçüncüsü de adil yargılama haklarının ihlal edildiği iddiasıyla gidebilirler. Biliyorsunuz anayasada yapılan bir değişiklikle 36. maddede adil yargılama hakkı herkese tanındı. Bu çok ilginç. İnsan Hakları Mahkemesi bu hakkı vergi mükelleflerine tanımıyor. Verginin henüz egemenlik hakkının sert çekirdeği olduğu gerekçesi tanımıyor. Ancak cezada varsa, ferazini karar diye bir karar var, o karar gereğince eğer cezada varsa birlikte o ceza dolayısıyla adil yargılama hakkını inceliyor. Ama bizim anayasamız böyle bir ayrım yapmıyor. Herkese 36. maddesinde adil yargılama hakkını tanıyor. Dolayısıyla vergi mükelleflerinin de adil yargılama hakkı, ceza olsun olmasın adil yargılama hakları var. Eğer bu adil yargılama haklarının bir ihlali söz konusuysa bu nedenle de bireysel başvuru hakkından yararlanabilirler. Peki son olarak tabii Anayasa Mahkemesi diyelim ki ihlali önlemedi. Evet. O zaman İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne başvuru mümkün müdür? Evet, bu da çok önemli. Bunu da bir konu. Tabii zaten Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının tanınması, daha doğrusu bireylerin Anayasa Mahkemesi'ne insan hakkı sebebiyle ulaşabilmelerinin, erişebilmelerinin sebebi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin iş yükünü azaltmak. öte yandan da İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne başvurunun ön koşulu iç hukuk yollarını tüketmiş olmaktı. Ancak Anayasa Mahkemesi bir içtihatta bulundu 90'lı yıllarda. Dedi ki eğer iç hukuk insan haklarını etkin bir biçimde korumuyorsa ben iç hukuk yollarının tüketilmesini aramam dedi. Türkiye hakkında da epeyce bir karar verdi bu konuda. Ama şimdi iç hukuka Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı diye bir hak getirildi. Artık bunu arayacak demektir. Eğer bu başvuruya rağmen de hak ihlali ortadan kaldırılamıyorsa kişiler İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin ve iki protokollerinin öngördüğü usule uyarak İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunabilirler. Engel değil. Bulunabiliyor. Ağzınıza sağlık Turgut Bey. Sanırım bu konuda tüm soruları cevaplandırdık. Öyle mi oldu? Son olarak eklemek istediğiniz evet, bir defa tabii izleyicilere sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. İkincisi ben geçen Mayıs ayı başında PwC camiasına dahil oldum. O tarihten bu tarafa çok olumlu izlenimlerim var. Camiayla birlikte çalışmaktan, onlarla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ederim. Biz de PwC ailesi olarak o zaman hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Eksik olmayın. Bir sonraki programda yine önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.